رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أصوات يحبه الله، يحبها الله: صوت الديك، صوت الديك ديك ديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt ehl-i ashab etbaalı rıdvanullah aleyhim ecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ihtilal-i darbaka edenler rahmetullah aleyhim ecmain. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden emme, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müsminin, bu civarlarda methum olunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, münat, tüm geçmişlerimizin erba için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kendim de günah almayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Selâsetü asvat, üç ses vardır. Yuhibbuhallahu, Allah onları sever. Nedir onlar? Salat, savtu diyeke, horozların sesi. Evet, Allah horozların sesini sever. Horozlar meleklerin indiğini, namaz vakitlerinin geldiğini haber verirler. Köpekler o civarda, affedersin, merkepler oralarda şeytan olduğunu haber verirler. Hadisler böyle. Onun için eşek anırdığında Allah'a sığınacaksın. Köpek havladığında, uluduğunda Allah'a sığınacaksın. Orada şeytan olduğunu söylüyor, haber veriyor sana. Ezan okunurken dikkat edin, ya eşekler anırır ya da köpekler ulur, havlar. Şeytanlar ezensiz duymamak için kaçarlar. Onların kaçtığını da eşek görüyor, köpek görüyor, havlıyor. Haber veriyor sana, dikkat et diyor. Allah'a sığınacaksın. Sabaha karşı seher vaktinde horoz öter, kalk teheccüd namazı kıl diye. Namaz vakitlerinde horozlar öter, melekler indiğini söyler. Evet, meleklerin o civarlarda bulunduğunu haber veren horoz sesi. Horozların içerisinde hepsi güzel de bunların en güzeli, hiç siyah lekesi olmayan, hadislere göre arz ediyorum tabi, burada şimdi o yok ama başka hadislerde gördüm, hiç siyah lekesi olmayan ve ibiği de etli olan horoz. Bunlardan edinin, besleyin. Tam teheccüd vaktinde, tam namaz vakitlerinde sizi öterler, namaza kaldırırlar. Öyle. İşte burada da Allah Zülcelal Hazretlerinin kimi sevdiğini söylerken Resul-i Müşteba Efendimiz, üç ses vardır, Allah onları sever. Bir, horozların sesini sever. Meleklerine namaz kılma vakitlerine haber veriyorlar çünkü. Evet, öyleyse eviniz müsaitse horoz besleyin. Evet. وَسَوْتُ الَّذ۪ي Evet. O ses ki يَقْرَوُ الْقُرْآنِ Kur'an okuyan sesi Allah sever. Kur'an okuyor, o ses, sesli okuduğu zaman o sesi Allah sever. Kur'an okuyan sesi Allah sever. Evet. Buhari'de, Buhari-i Şerif'te اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ Evet, Kur'an'ı ustalıkla, kurallarına göre
okuyan, tecvidine göre okuyan, mahir, usta, Kur'an okuyan, kari, Allah'ın iyi, büyük melekleriyle beraberdir. Evet, tabii ahkamıyla da amel edecek. Sadece okuyor ama Kur'an dediklerini yapmıyorsa işkence sebebidir, azap sebebidir. Neden yap, söylediğini yapmadın diye. Hocalara da böyle. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Kur'an okuyor orada. İçki haramdır diyor, dedikodu haramdır diyor ayet. O ayet okuyor güzel. Ama kendisi dedikodu yapıyorsa neden söyledin yapmadın diye azap sebebidir, sorgu sebebidir. Böyle değil. Güzel Kur'an okuyor, hükmüyle de amel ediyor. Allah'ın en yüce melekleriyle beraberdir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet. Bir rivayette meselüllezî yakra'ul Kur'an, Kur'an azimüşşan'ı okuyan ve huve hafızun lehu, aynı zamanda Kur'an'ı ezbere biliyorsa, Kur'an okuyan kimse ma'as seferetil kiramil berare şeklindedir. Allah'ın en şerefli elçileriyle beraberdir. Allah'ın elçileri peygamberler, onlarla beraberdir şeklinde de hadis-i şerif vardır diyor. Buhari'deki Allah'ın şerefli iyi kullarıyla beraberdir şeklinde. Evet. Evet, maharet, mahir, Kur'an okumada mahir ne demek? El meharetu bil Kur'an cevdetül hıfz. İyi ezberlemek. Oku diyorsun, bülgül bir şakıyor hiç takılmadan. Sonuna kadar okuyor. Ahirette de bu hafızlara öyle söyleyecekler. Hadislere göre. Oku elhamdan, oku. Okuyacak, devam, devam, devam. Minel cinneti önnaz. Her okudukça, ayetler her okudukça rütbesi artacak, rütbesi artacak. Minel cinneti önnaz dediğimi en yüksek zirveye ulaşacak. Hıfzını unutmayan, ezberlemiş, unutmamış. Böyle bir şerefe mazhar olacak. İşte hafızlığı güzel olandır. Mahir bu demektir. Kasıt bu demektir. Bir açıklaması bu. Ve cevdetü tilave, evet, min gayr tereddüde fihi, evet, böyle demiyor. Gayet güzel. İyice ezberlemiş, çok rahat, kaymak gibi okuyor böyle. Aha budur. Tereddütsüz. Acaba böyle mi, böyle mi diye şüpheye düşmeksizin tereddütsüz güzel okuyandır. Evet. Meleklere karşı böyle kullarına bakın, benim kullarıma ne güzel benim Kur'an'ımı okuyorlar diye meleklerine övünür. Allah ondan mesrur olur. Evet. Rütbesini artırır. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisinde zeyyinül Kur'an bi asvatikum, seslerinizle Kur'an'ı süsleyin. Davudi ses. Davud aleyhisselam zebur okurmuş. Dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar onu öyle dinlerlermiş. Kur'an'da var. Kur'an'da var. Güzel. Onun için böyle tok, iri, güzel sese Davudi ses derler. Bir ince ses var, bir de böyle kalın, Davudi güzel bir ses var. Davud Aleyhisselam'ın sesi öyleymiş. Zebur okurken bütün haşerat, dağlar, taşlar dinlermiş. Kur'an'da var. Kur'an'da var. Evet. Efendimiz işte adamın sesi güzel. Bir adam var, bir şey söylüyor. Şey kaçırıyor. Öyle acayip sesi var. Bir de var çok güzel yumuşacık sesi var. Okudukça Allah Allah ne güzel okuyor. İnsanın kalbine nüfuz ediyor. Böyle güzel sesi olana diyor ki Kur'an okurken o güzel sesinizle Kur'an'ı böyle süsleyin.
deyip geçmeyin. Şöyle kuralına göre okuyun. Kalplere nüfuz etsin Kur'an. Öyle diyor Efendimiz. Zeyyinu el Kur'an'a, Kur'an'ı süsleyiniz bi asvatikum, seslerinizle. Evet. Biz de elhamdülillah Türklerde Kur'an'ı biz okuyoruz. Arapladan güzel okuyoruz. Yani ben ırkçı falan değilim. Yanlış anlamayın. Evet. Biz Kur'an'ı biz okuyoruz. Çok güzel güzel okuyanlarımız var. Araplar bu kadar beceremiyor. Hatta Kabe'nin müezzini arkadaşım da Allah rahmet eylesin öldü. Çöl insanı gibi ezan okumadın diye cezalandırıyorlardı herifi. Maaşını kesiyorlardı. Ceza veriyorlardı. Güzel sesi vardı. Güzel okuyordu. Sen çöldeki bedeviler gibi okumuyorsun diye cezalandırıyorlardı adamı. Böyle bir telakkisi de var adamın. İlla her şeyini çöl bedevisine benzetecek. Şimdi onlar hakim. Evet, krallık şunda filan ama görünmeyen güç onları. Onların dediğini kral kıramıyor. İşte o zaman da Kabe'nin başındaki idareci, sen ezanı güzel okuyorsun, Kur'an'ı güzel okuyorsun diye, bedeviler gibi okumuyorsun diye ceza veriyordu ona. Söylüyordu bana. Evet efendim. Peygamberimiz de sesiniz, güzel sesinizle Kur'an süsleyin, kalplere nüfuz etsin diyor. Güzel sesli. Tecvidinle uyu okuyacak. Tecvidini asla ihmal edemez. O kesinlikle gerekli. Tecvidini riayet ederek güzel sesinizle okudunuz mu Kur'an kalplere nüfuz eder. İnsanları mest eder. Allah'a yaklaştırır. Bir de var öyle bir sesi var adam ki kaçırıyor. Adam kaçıran bakımından. Bu ezanda da böyledir. Birisi var güzel bülbül gibi sesi var. Coşturuyor, namaza götürüyor adamı. Öyle bir arkadaş vardı. Evde oturamayazdın yani. Öyle bir güzel ezan okuyordu ki coşuyordu bazen. Kalkıp gidiyordun namaza. Etki ediyor. Bazen dana boğazından çıkar gibi böyle. Vallahi sana güzel bir makam vermiş. Mezillik makamı. Ne güzel. Şunu emek çek ya biraz. Şöyle emek çek biraz. Güzel oku ya. Kur'an okurken de işte böyle kurallarına uygun olarak sesi o kurallara uyarken kullanarak okuyunuz Kur'an'ı böyle süsleyiniz diyor Efendimiz. Evet. Evet. Tabii burada Kur'an okurken Kur'an okuma şeyler var. Tertil ağır. Mesela dört elif çekilir. Meddi munfasıl, meddi muttasıl. Dört elif çek, hakkını ver, ağır. Meddi tabiiler gale derken gale bir elif çekilir. Gale, gale denmez. Gale denmez. Enna başkadır. Enne başkadır. Enna bir elif çekilir. Meddi tabii. Ha bunlara hepsini hakkını vere gerek. Okudunuz mu? Tertil deniyor buna. Ağır. Kelime kelime. Bir de böyle hadır var. Tabii hafızlık yapacak adam bir cüzü şeyde okuyacak. Teravih namazında. Böyle ağır okursa sabah namazını bulur. 20 rekatta Kur'an okumak. Onun için hadır o da caiz. Böyle okuyuş farklı şeyleri var. Kıraat ilmi var. Elhamdülillah bizim memleketimizde de çok değerli kurralar, böyle güzel okuyanlar var. Evet işte bu bedeviler bunları sevmiyorlar. Efendimiz güzel sesinizi Kur'an'ı süsleyin diyor. Bezeyin, kalplere nüfuz etsin. İşte güzel sesinizle kuralları çiğnemeksizin. Evet şimdi daha dün akşam bir camide namaz kıldık. Allahu Ekber. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya hoca? Böyle olmaz ya. Allah'ın bir elif hakkı var. Ona 4-5 elif uzatıyor. Ne oluyor hocam? Senin değil ki o Kur'an. Allahu kelimesi. Senin değil ki o Allah'ın bir Kur'an'daki lafız. Onun bir elif hakkı var. Böyle 4 elif astırıyor hoca. Cemaati şey çıkıyor ya. Olmaz.
kurallarına uyarak süsleyeceksin, kurallarına. Evet, o öyle, makamı ona göre ayarlayacaksın. Yoksa kuralları çiğneyerek değil. İşte böyle okudunuz mu güzel Kur'an, peygamberin sünnetini işlemiş olursunuz. Bu da Allah'ı sevindirir. Böyle güzel Kur'an'ı okunan sesten Allah sevinir. O sesi sever. O sevdiği gibi melekler de sever. Melekler de sever. Evet. Zeyyinü el Kur'an'ı bi asvatüküm, böyle onu güzel okumakla şeysi bu. Kurallarına göre. Kurallarına göre. Evet. Evet, güzel ses etkili bir şeydir. Allah'ın verdiği bir nimettir. O güzel ses öyle yaratmış Allah. Ruhları nüfuz eder, insanları kendine cezbeder, bağlar. Güzel sesle, o güzel sesle Allah böyle nimet vermiş. Kur'an'ı süsle diyor. Oku, kalplere nüfuz etsin. Müminlerin kalbini bağlasın. Evet, öyle diyor Efendimiz bu hadisiyle. Evet. Şimdi tabii bu da yerine göre olacak. Şimdi yolun kenarında eviniz var. Kur'an okunduğu zaman dinlemek farzdır. Farz-ı kifayedir. Eviniz yolun kenarında. Öyle adamlar biliyorum da onu misal vereyim dedim. Şimdi yüksek sesle Kur'an okuyor. Pencere yolun kenarında olduğu için adam da onu duyuyor. Durup dinlemek zorunda. İzâ kuru'el Kur'ânı festemi'û lâ vânsatû lâ lakın tu emir ya. Kur'an dinlemek farz ya. Ya adam işine gidecek ya. O da duyuyor. Hoca niye pencerenin dibinde okuyorsun? Mübarek adam, yol burası. Gittiği zaman o sorumlu. Niye dinlemedin? Allah'ın emri bu. Festemi'û lâ vânsatû lâ lakın tu râmin. Sus, dinle diyor Allah ya. Onun için cuma hutbesi okurken hiç gık demeyeceksin. Amin de demeyeceksin. Hiç. Dinleyeceksin. Emir ya. Emir bu. Cuma hutbesini dinlemek farz. Farz. Kur'an okunduğu zaman dinlemek farz. Evet. Bu şimdi bir düğünden geldik. Hem de hoca olan düğününden. Bu insanlar lütfenden anlamıyor. Şöyle kırılmazından bir sopa yapacağız. Başka türlü olmuyor ya. Bizim millet böyle. Lütfen, ne anlamıyor? Kur'an okunuyor orada, vır 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 vır. Bunları Allah'ın emri dinlemiyor ya orada. Sen buraya niye geldin güzel kardeşim? Kur'an dinlemeye geldin. Niye dinlemiyorsun ya? Dayı hak etmiyor, hak etmiyor mu yani bu? Vır 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 vır. Başka yerde bulamamış. Oğlun gelin ettin, oğlun evlendi mi, kızın gelin ettin mi? İşler nasıl? Kur'an okunuyor ya, onun sırası değil. Çok bilgisiziz, ezbere Müslümanız. Hakikaten dayaklı adamız yani. İşte camide hep söylüyoruz. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri. Biz aktarıcıyız. Bizde elçiye zeval yok. Ne diyor? Cennibû sıbiyâneküm anil mecanîneküm anil mesacid. Peygamberin sözü ya bu. Sabi çocukları, delileri camiden uzaklaştırın diyor. Peygamberin sözü bu. Buraya işte görüyorsunuz. Namaz kalkın. Namazın tadı kalıyor mu? Anasının orada, kalbi orada. Öyle namaz olur mu ya? Güzel kardeşim, temyiz yaşından aşağı camiye çocuk getirmen diyor. Peygamberin emri bu. Nereye koyayım dışarıda bir adam tik başına? Orada dursun. Geldiği zaman biz namaz kılıyoruz, koş akın düp düşüyor, burun üstüne başlıyor ağırmaya. Birbirlerini kavga ediyorlar, burada yani burada oluyor. Camiye niye geldin? Sevap kazanmaya. Peygamberin emrini çiğnedin. Yani biz söylüyoruz, aldırmıyoruz, kızıyorlar bir de. Çocukları camiye ısındıran, ulan bu çocuk, 3 yaşındaki çocuk camiden ne anlar ya, mübarek adam. Akıllanınca getir mübarek adam, caminin ne olduğunu bildiği zaman getir. Alışsın ama 2 yaşında, 3 yaşında çocuk camiden ne anlasın yahu? Bu sadece bizde değil, Kabe'de de böyle. Herkes getiriyor çocuklarını. Gözümle gördüm, peygamber niye söyledi bunu acaba? Bekliyorum böyle. Arap karısı getirdi 5-6 tane çocuğu, salıverdi.
Çünkü gezecek yeri yok. Orası da klimalı, oh gergeniş. Salıverdi çocuklarını. Çocuk giderken işedi. Cami olduğunu ne bilsin çocuk ya? 2-3 yaşında çocuk. İşedi. Bak ne olacak diye bakıyorum şimdi. Arkadan bizim Türkler geldi, Ömre'ye gelmişler. Bir gördü, ana zemzem dökülmüş dedi. Ulan sildik yahu. Evet. Ha, peygamber bundan söylemiş. Çocuk ya bu bilmez ki cami olduğunu. Sabi çocukları uzak tutun dediği bu. Cami olduğunu bilmez. Bak işedi oraya. Cami işenir mi yahu? Evet. Dinlemiyor işte. Getiriyor geri mübarek. E ben buraya cami ziyaret geldim. Kardeşim o zaman çocuğu dışarıda tut. Bu peygamberin emri. Benim emrim değil. Ben aktarıyorum. Bana kızma. Yani torunu getirmiş imamın arkasına. Gördüm yahu. İki torunu imamın arkasına durmuş. Biri sağında bir solunda. Hoca da cemaat bana kızar diye ses yok. Ulan ben olsam çıkın lan derim. İmamın arkasına çocuğu olur mu ya? Çocuklar mükellef değil, bir şey değil. Onun bulduğu yer bomboş. Ben söyledim diye kızdı bana. Niye kızıyorsun dedim. Dinin emri bu. Benim de görevim, hocayım ben. Sana emri şey etmek. Hoca olay çıkmasın diye sana söylemedi ama ben dedim hocayım. Bu yasak. Ta imamın arkasına durduruyor hem çocukları. Olur mu böyle şey ya? Din bizim değil, Allah'ın dini. Onu da bize öğreten Muhammed Mustafa. O mu söylüyor ya bunları? Biz onlara uyacağız mı? Güzel kardeşim ya. Sen onda tasarruf edemezsin. Uyacaksın bu kurallara. Sen sopa yiyeceksin. Bu dünyada yemezsen öbür tarafta sopa yiyeceksin. Cami işiydi. O da geldi de zemzem diye onun üstüne namaz kıldı. Olur mu? Pis yerde namaz olur mu? Onun vebali kimin? Onu getiren annenin. Ötekinin haberi yok. Onun çocuğun işediğinden. Evet, bunları eşinize, dostunuza anlatın. Evet efendim. Şimdi işte ses var. Böyle güzel güzel Kur'an okuyacaksınız, dinleyeceksiniz ama gelmiş bu vur 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 konuşuyor. Sopalık. Kur'an dinleyeceksiniz. Konuşacaksan bile evet. Farz-ı kifayedir. Mevlidlerde, düğünlerde Kur'an okunur. Ötekiler usulca o şeyi saygıyı bozmayacak şekilde fısıldayarak konuşabilirler. Çünkü bir kısmı dinliyor çünkü. Farz yerine geliyor. Ve bir taraftan yemek yeniyor. Olabilir. Ama o ulviyeti bozmayacaksınız. Açık kambur gümbür böyle konuşuyorlar. Tam sopalık adamlar ya. Hiç bilgi diye bir şey yok. Ezbere Müslüman gelmiş oraya. Ay zaman alameti bunlar. Camiye doluyoruz ama nasıl camide oturulacağını bile bilmiyoruz. Namazı kılmadığımız gibi. Evet efendim, Kur'an'ı böyle kurallarına uyarak güzel sesle okunduğu zaman Allah o sesi sever. Müminler de bunu dinlemek zorundadır. Farzdır. Farzdır. Evet. Şimdi böyle uyulmayacaksa sus. Pencerenin kenarında okuma hoca bende. Adam işi var ya, o pazara yetişecek, daire yetişecek, uçağa yetişecek. Mecbur dinlemediğinden farz diyorum, başka adam da yok. Farzı aynı oluyor ona. 2-3 çözse siz dinleyin ben gidiyorum diyebilir. Ama yok ki. Hocam bunu bileceksin, orada ses okumayacaksın. Ses okuyacaksan pencereyi kapat, duymasın adam. Zorda kalmasın, zorda kalmasın. Yüksek sesle okuyor evinde, mahalleye duyuluyor. Öyle hocalar var biliyorum. Hep tuvalete gidecek. Kur'an tuvalete gidemiyor. Donunu batırsın ya o herif. Yani böyle düşüncesiz olmaz. Ha okuduğumuz zaman okuyan adam da bunu bilecek. Öyle yerde sesli okuyacak, güzel okuyacak. Bu ulviyet olacak. Evet, güzel sesle Kur'an'ınızı süsleyeceğiz ama yeri değil. Çöş, düşüş, kahvede. Burada okuma hocam, saygısızlık yapıyor. Saygısızlık yapıyor. Kur'an'ı böyle küçültme, ona sebep olma. Ya sussunlar, bıraksınlar kağıt oynamayı, o zaman oku sesli. Yok bırakmıyorsa orada okuma hocam. Böyle şeylere dikkat edeceğiz, yerinde okunacağız. İşte güzel, yerini bulduğun zaman da güzel sesle, tertil üzere ağır ağır okuduğumuz zaman Allah Zülcelal Hazretleri o sesten sever,
Melekler sever. Evet, melekler sever. Evet. Allah bunu sever ve okuyana da tabii büyük mükafatlar verir. İczal sevabı. Kat kat sevabını. Öyle güzel okudu ki emek çekti, coştu, işten geldi. Öyle adet yeni bulsun diye okumadı. Kendini verdi okurken. Hem kendi duydu hem de karşısını duyurdu. Ecrini kat kat verir diyor. Kat kat ecir verir ona. Müslümanların kalbini Kur'an'a ısındırdığı için kat kat ecir verir. Ama böyle oyuncak haline getirirsen sorumlusu sensin. Onun sebebi sen oldun. Dinlememe sebebi sen oldun. Evet. Vesavutul müstafirine bil eshar. Seherlerde estağfurullah, 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 estağfurullah ağlıyor, istiğfar ediyor, kalkmış. Bu sesi de sever Allah. Evet. اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا اَمِنَا فَغْفِلَنَا ذُنُوبَنَا وَكُنَا عَذَابَنَا اَصَّابِر۪ينَ وَالصَّادِق۪ينَ وَالْقَانِت۪ينَ وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْاَسْحَارِ Kur'an'da var. Seherlere kalkmış, herkes tatlı uykusundayken teheccüd namazı kılıyor. Evet, gece kalkıp tatlı uykudan Allah için iki rekat namaz kılmak, buna teheccüd namazı derler. Dünya ve dünyadakilerden kıymetlidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 300 rekat kılan var. Tadını tatmış adam, uyku gelir bana, tadı tatlı, onda tat buluyor. 200 kılan var. Sen iki kıl, o kadar kılamayacaksan. Ha, gece kalk, Allah övüyor. Tetecafe cünüm, anilme baci. Tatlı yataktan kalkıp yanlarını ayırırlar. Divana dururlar, namaz kılanları övüyor Allah. Ondan sonra estağfurullah, estağfurullah diye tevbe ediyor. Allah'tan af diliyor. Bunu da Allah sever. Seher vaktinde herkes tatlı uyku dalmışken kalkıyorsun, o tatlı uyku biliyorsun. Kalkıp namaz kılıyorsun, istiğfar ediyorsun. Allah da bu istiğfar edenin sesini, seherlerde istiğfar eden sesini sever. Allah'ın sesini sevdiği adam kendini de sever tabii. Allah'ın sevdiği adam olmak istemez mi mümin? O zaman bu dediğimiz dur arkadaş. Kur'an'ı güzel oku. Tecvidini oku. Allah seni sevsin. Seherlerde kalk, istiğfar et, namaz kıl. Allah seni sevsin. O demek bu. Evet, uyup durma. Kıl, biraz kıl, biraz istiğfar et, yine yat. Ona da nevmi hafif derler. Teheccüd kılmış, İstiğfar etmiş. Ondan sonra Peygamberimiz yatmış yine. Sabah namazına kadar yarım saat, neyse 40 dakika. Ona da nevmi hafif derler. Evet, diğer peygamberler de yapıyormuş, Peygamberimiz de yapıyormuş. O uyku sabah namazına dinçlik verir. Ah diye uyuklamazsın namazda. Sabah namazı kıldıktan sonra güneş doğana kadar cemaatle namaz kıldığın yerde tövbe istiğfar eder, Kur'an okur, zikreder, Allah'a hamd eder, şükreder, tesbih çekersen tam bir hac ömre sevabı kazanırsın. Tam bir hac ömre sevabı kazanırsın. Tam bir hac ve ömre sevabı kazanırsın. Peygamber 3 defa söylemiş, ben de 3 defa söylüyorum. Evet. Tammeten, tammeten, tamme. 3 defa söylemiş. Onun için işin yok, emeklisin. Namazdan kal burada, otur, estağfurullah çek, la ilahe illallah de, subhanallah de, salavat getir, Kur'an oku veya okuyanları dinle. Güneş bir mızrak çıkıncaya kadar işrak vakti bu demek. Ha, otur, tam bir hac ömrü sevabı kazanırsınız. Yani oraya gitmeye gerek yok anlamına değil bu. Hacca gitmek farz ömürde bir defa, o ayrı. Hani bir tüm para veriyorsun, gidiyorsun, gene git. Ama bak bunun burada kısa yoldan kazanma yolu da var. Nedir o? Her gün sabah namazı camiye gideceksin. Camiden namaz kıldıktan sonra hemen ayrılmayacaksın. Oturup işrak vaktine kadar camide zikir, tesbih, istiğfarla meşgul olacaksın. Al sana bir hac ömre sevabı diyor güzel Peygamberimiz.
İşin yok, kaydın yok. Niye yapmıyorsun bunu? Derdin ne? Tembellik yapma. Bunları yap. Efendimiz bunları bize onun için duyuruyor. Seherlerde istiğfar edeni Allah sever bu sesi. Güzel Kur'an okuyanın sesini Allah sever. Melekler de sever. Allah horoz seslerini de sever. Evet, bu hadis-i şerifi evet, Zeyd ibn-i Sabit'in kızı Ümmü Muhammed'den radıyallahu anhadan nakletmişler. Zeyd ibn-i Sabit Kur'an-ı Kerim'in yazanların şeysi, başı, komutanı. Allah ondan razı olsun. Onun kızından nakletmişler bu hadis-i şerifi. Selasetün testağfiru lehumus semavatu vel ardu. Üç kişi vardır. Evet, üç kişi vardır. Onlara semalar, yedi kat sema, yedi kat yer, Allah'ım bunun günahlarını affet diye istiğfar ederler. Üç kişiye. Evet. Yedi kat sema, yedi kat arz. Ve leylu, gece. Ve neharu, gündüz. Onun için istiğfar ederler. Allah'ım bu kulun günahını affet diye yalvarırlar. Evet. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Yani kasıt yedi kat sema ehli. Bütün melekler, kimler varsa orada. O kadar melek var ki sayısını Allah bilir. Sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mirac'a giderken birinci semada semanın komutanı melek İsmail aleyhisselam. İsmail melekler, bu Peygamber İsmail değil. Meleklerin komutanı Cebrail, Azrail gibi sema meleklerinin komutanı İsmail. Kim o demiş Cebrail. Ben demiş. Yanında kim? Muhammed Resulullah. O peygamber gönderildi mi? Yanında 70 bin diyor hadis-i şerif. 70 bin komutan melekler var. O 70 binin her birinde yüzer bin melekleri var. Askeri var. Bir şey varsa gereğini yapacaklar hemen. Öyle sema korunuyor. Meleklerin sayısını Allah bilir. Kadir gecesinde semadan yeryüzüne melekler iniyor. Tetenezzer durmadan iner, iniyor yeryüzünde ayak basacak yer kalmıyor. Eğer sen Kadir gecesini yakalar da camiye gider tövbe istiğfar edersen, o sayısız melekler bu Kur'an okudu Kadir gecesinde, namaz kıldı, istiğfar etti, tövbe etti diye şahitlik edecekler. Ama Kadir gecesinin %100 hangi gece olduğu bilinmiyor, saklamış Allah. Çünkü bu insanoğlu biliyorsunuz yatar bir Kadir gecesi yapar bu yıldıza kadar. Halbuki Allah'ın şeysi ne, muradı ne? Bütün yıl her zaman Allah'a bağlı böyle olsun müminler. Onun için saklamış. Müminler ama 27 değil mi Kadir gecesi? Ramazan 27 gecesi olmuyor mu? Müminlerin dediği de olur yani. Allah müminleri şey çıkarmaz. Evet efendim böyle. Semavat ve arz, gece ve gündüz ehli üç kişiye istiğfar ederler. Vel melaiketü, melekler de sayısını Allah bilir. Allah'ın askerleridir bunlar. Evet, Allah'ın askerleridir. Bedir Harbi'nde 1000 tanesini göndermiş peygamber yardımcı. 2 tane atlı var, 2 tane oklu var, kılıçlı var. Diğerler taşla sopayla savaşacak. Potin de yok. Karşı tarafta 1000 tane zırhlı, atlı, oklu, gavur var, müşrik var. Peygamberimiz yalvarmış. Allah da 1000 melek. Emdetnâküm bi emvelin. Evet. Elfin minel melâki de affedersiniz. Meleklerden 1000 melek gönderdik. Daha da gönderecektik diyor. İş bitmeseydi. 1000 melek gelmiş. Tabii Ebu Cehil ölmek düşüyor o zaman. Ve hepsi gitmiş. Müslümanlar galip gelmiş. Çanakkale'de öyle efendi. Oradaki Mehmet, bizim atalarımız Mehmet, Allah için ölmek şereftir demiş. Kurşunun üstüne bayrama düğüne gider gibi koşmuş. Komutan öyle diyor hatıralarında. Ölüme gidiyor ama diyor, güle oynaya gidiyor adam diyor. Sanki hiç ölüm yokmuş gibi. İlginçtir. 15 Temmuz'da
röportaj yapıyorlar. Orada hiç ölümü düşünmedim ben diyor adam. Bir güzellik var orada. Allah'ın bir lütfu var. İşte Çanakkale'deki adam da Allah için ölmeye hazır olunca Allah ona hiç ölüm korkusu vermiyor. Düğüne gider bir koşuyor. Evet, o zaman bu güzelliğe karşı Allah da yardım ediyor. Evet, Allah da yardım ediyor. Peygamberimiz geliyor, sahabi geliyorlar. Çanakkale'de askerlere yardım ediyorlar. Evet. Mehmet Akif de bunu söylüyor. Bedir'in aslanları bu kadar şanlıydı diyor. Bedir'de de melekler yardım etti. Çanakkale'de de melekler yardım etti. Yoksa bizim bir tek tüfeğimizle mitralyozla şey, 7 düveli nasıl denize dökeceğiz biz arkadaş? Maktul ve mantık var. Allah'ın lütfu. Senden bunu istiyor. Samimiyet istiyor. Böyle bir fedakarlık istiyor. Ölmeye hazırım. Karanı verdin mi Allah sana yardımı yapıyor. Evet işte böyle üç kişiye semada melekler, yeryüzündeki melekler, geceler, gündüzler, gece gündüz melekleri, diğer melekler, vel melekütü. Evet. Ya hayvanlar, kurtlar, kuşlar. Evet öyle söylüyor. İstiğfarul hayvanat. Evet. Sen bilmiyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu. Hayvanların dilini, kuşların dilini. Biliyorsunuz Davud aleyhisselam hepsinin kralı. Emri veriyor kuşlara, kurtlara, her şeye. Karıncalar, yeryüzünde karıncalar var. Ordusuyla gidiyor. Kur'an'da var. Neml suresi var. Karınca suresi. Süleyman aleyhisselam askeri cihada giderken karınca çıkmış reisi başından. Arkadaşlar Süleyman'ın askeri geliyor. Yuvanıza girin. Ezerler diyor. Gülmüş. Süleyman aleyhisselam biliyor ya. O gülmüş. Evet. Davud aleyhisselam da biliyordu. Süleyman aleyhisselam da biliyordu. Peygamberimiz de biliyordu. Deve gelmiş ağlamış peygamberin huzurunda. Bunun demiş sahibi Efendimiz'e şikayete gelmiş. Ağır iş koşuyormuş, su vermiyormuş, yem vermiyormuş. Şikayet ediyor bana, ona gelmiş diye. Biliyor ama sen bu alt tarafı bir deve, yok deve değil bak. Onların dili de var, onların da zikri var. İnsandan başka hiç nankörlüğü eden yok. Hepsi görevini tam yapıyor. Ama insan hepsinin üstünde yaratık. Ama üstün kabiliyeti var. Bir de şeytan tarafı var. İmtihan için gönderilmiş. İnsan görevini aksatıyor. Hayvanlar hiç görevini aksatmıyor. Hiçbiri aksatmıyor. Evet efendim. Cemaat da zikrediyor. Hayvanlar da zikrediyor. İşte üç kişiye bu hepsi İstiğfar ederler. Allah'ın bunun günahını affet diye Allah'a yalvarırlar. Kimdir bunlar yahu? Bunlardan olmak lazım. Evet, bunlardan olmak lazım. Bir, el ulema'u, alimler. Alimler. Evet. Masinyon da alimdi. Son devrin en büyük İslam alimi Masinyon'dur, Yahudidir. Bu mu? Fes'elü ehle zikri, ehli zikir alim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah tasdik etmiş. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Kur'an okuyor. Böyle alim. O Yahudi Müslümanlığı yıkmak için öğrenmiş İslam ilimlerini. Deha sahibi bir adam. Senden benden üstün biliyor her şeyi ama Yahudi. Bu değil. Allah'a inanmış, ilmiyle amil, bildikten tatbik eden, namazın ibadetinde kusur etmeyen alimler. Bu alimleri bak yer gök buna tek derdi var bu alimin, Allah'ın emirlerini insanlara öğretmek, talebelere öğretmek. Ben en büyük hocayım diye asla kalbinden geçmiyor. Çok para versinler, benim makam asla aklından geçmiyor. Sırf rıza-i bari için
kendini adamış. Evet. Bunlardan birisi Ebu Hanife. Evet. Hayatı boyunca devlet memuru olmamış. Başkadırlık teklif etmişler. İstediğin maaşı verelim. Aa demiş. Hiçbir öğrencisine para istememiş. Bedava okutmuş. Bakın okuduğu gibi de yemeklerini vermiş. Yatacak kalacak yerle sağlamış. Evet. Sırf rıza ibari için Allah'ın dinini öğretmiş. Böyle alimleri işte böyle sayıyor Efendimiz. Yer gök, gece gündüz, melekler her şey onun için af dilerler. Af dilerler. Vel müteallimun. Öğrenciler. Böyle alimlerden dini öğrenmek isteyen, haramı, helalı öğrenmek isteyen, ibadet nasıl yapılacak, bunun kuralını öğrenmek isteyen öğrenciler. Bu illa genç adam demek değil. Adam 70'indedir. Oturur, Kur'an öğrenir. Oturur, haram, helal bilgisini öğrenir. Bu da öğrencidir. Yaşı yok, öğrenmenin yaşı yoktur. Aha, böyle öğrenciler, böyle alimleri yer gök istiğfar eder, melekler istiğfar eder. Evet, öyle diyor. Vel eshiya, zenginler, sahih kullar. Nasıl zengin, nasıl zengin? Parayı kazanıyor. Nerede gariban varsa karnını doyuruyor, elbise alıveriyor, yatacak temin ediyor, ayakkabı alıveriyor. Borçlu bulsa borcundan kurtarıyor. Bir yere mesela gel cami yapalım filan diye gittin mi? Özür dilerim ya. Benim sizi bulmamız lazım ya. Buraya kadar yoruldunuz. Ne kadar lazım? Fazlasıyla veriyor. Böyle zengin. Bu da zengin var. Çekleri bir şey demiyorum. Karşılık çıkıyor. Senetleri ödeyemiyorum. 1000 liradan su getiriyor. Para vermem için. Öyle zengin değil. Öyle zengin değil. Böyle zenginler var. Olmasa zaten kainat yıkılır. Evet, ben hiç tanımadım bir adama gittim. Dedim Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde baktım mühendislik, mimarlık, makine mühendisliği, gümrük bölümü vesaire. Çok temiz çocuklar var. Elbisesi şaşkın, ayakkabısı şaşkın. Nerede kalıyorsunuz? İzbelerde kalıyorlar. Bunlara dedim yardım edeyim yahu. Yani onlar bana başvurmuş değil. Ama ders okuyorsun her gün, yüz yüzesin anlaşılıyor. Temiz çocuklar falan. Gittim bir zengine. Japonya'dan heyet vermiş. Öyle ihracatçı bir herif. Hocam teşekkür ederim dedi. Allah senden razı olsun dedi. İçeride Japon heyeti var dedi. Genel müdür dedi ki hocanın istediği parayı fazlasıyla ver dedi. Gitti hemen. Allah razı olsun. Biz de garibanları sevindirdik. Evet, öyle zengin. Eli açık zengin. Verdiğini. Bunlardan birisi cennetle müjdelenendir. Burada cennetle müjdelenenler bu her camide vardır. Bizim işte bakın Ömer, Hasan, Hüseyin. Cennetle müjdelenen kişiler denir. Bunlardan birisi Abdurrahman İbni Avf'tır. Çok kafası çalışan bir adam zengin olur zaten. Kafası çalışmayan adam zengin olamaz. Çok zeki bir adam. Zengin ama bütün zenginlikleri Mekke'de kalmış. Medine-i Münevvere gelince don yumruk gelmişler. Efendimiz de onların açıkta kalmasın diye Medinelilerden her biriyle Mekke'den gelenleri kardeş etmiş. İki odasını olan birisini vermiş Mekke'den gelene. Bir oda kendi sığmış, bir ona. İki dönüm tarlası olan bir dönüm ona vermiş falan. Abdurrahman Vafan adamı da belli. Demiş ne istiyorsun? Arkadaş demiş, odan da senin olsun, tarlan da senin olsun, paran da senin olsun. Bana demiş pazarın yolunu göster. Sizin pazarınız nerede? Aa demiş şurada. Sabahleyin kuruş tuz giymiş, akşama cepleri dolu para. Kafası çalışıyor herifin. Nasıl ticaret yapacağını biliyor. Ve sahabenin en zengini, en zenginlerinden birisi. Evet. Şimdi peygamberimiz bir şey yapılacak mesela. Şöyle yapalım. Tamam ya Resulallah. Niye kaça mal oluyor bu? Şerbetin tamamını veriyormuş.
Ya birazını bırakayım da hani sen yok yok. Tamamını veriyormuş. Kafası çalışıyor gidiyor bir de ticareti yapmayı biliyor adam. Bak ne demiş ona? Sen pazarın yolunu göster bana. Kafası çalışıyor. Pazar nasıl, para nasıl kazanılınca biliyor. Servetin tamamı biz olsa azıcık zaten dinle de öyle ya. Tamamını vermek mecbur değil. Çoluk çocuğun defakasını ayıracaksın, fazlasını vereceksin diyoruz ya biz. O tamamını veriyormuş. Böyle zengin. Ama cennete ilk girenlerin en sonuncusu olacakmış. Peygamber Efendimiz Ayşe Hanım'ıza söylemiş bunu. Dışarıdan Şam'dan mal getiriyorlar. Malın kalitesini vatandaşın beğeneceği malları iyi biliyor. Kafası çalışıyor ya. Para edecek halkın beğeneceği malları alıyor ve ucuza veriyor. Onun için millet onun şeyi dört gözle bekliyor onun kervanın geleceğini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesi okuyormuş. Onun kervanının çanını çalmaya başlamış. Her kervanın bir özellik şeysi var, çanı. Hutbe dinlerken herkes malın iyisini alacağız, ucuzu alacağız diye Peygamberi hutbede bırakmışlar, hadi çarşıya koymuşlar. Ayşe Hanım'ız da bu manzarayı görmüş. Çünkü Peygamberimizin evleri, odaları mescidin önünde. Oradan giriyor. Hı demiş. Abdurrahman'ın affı için Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk girenlerin en sonuncusu dedi. Demek bundanmış. Hutbe okuyanların hepsini götürmüş. Adam kusuru yok ama o sebep olmadı mı? Peygamberimiz Kur'an'da geçiyor. Ve terakuke kaime. Hutbede yalnız kalmış Peygamberimiz. Mal bitecek, kapışacak diye herkes hutbeyi bırakmış, koşmuş. Tabii bunun yanlış olduğunu söylenince ondan sonra gitmemişler canım. O zamana kadar bu hüküm çıkacak ortaya yere. Hutbe dinlemek mecburidir, gidilmez. Ondan sonra söylenmiş yani. O zamana kadar böyle hüküm yok. Evet, Osman söylemiş de, nereden kazandın, nereye harcadın, hesap verince kadar geç kalacak demek ki demiş. Bundan hesabını o verecek. Günahı yok ama gene de sorguya çekilecek, zaman geçecek. Aa demiş, demek bundanmış diye söylemiş. Evet, Allah ondan razı olsun, şefaatine. İşte böyle zenginler, hayra eli açık. Daha böyle bin deriden su getirmiyor. Verirsem işte şöyle olur filan, hiç hiç. Tamamını veriyor. Meseledir. Din tamamını ver demiyor. Bu kahramanlık. Razzak-ı alem Allah değil mi? Rızkı veren Allah değil mi? Herkes inanıyor. Evet biz de söylüyoruz ama az yeni bırakayım demiyor muyuz ya? Allah Allah. O öyle tam inanmış. Hepsini veriyor. Gidip bir daha kazanır. Allah rızkı veren Allah'tır diye. En yüksek makam. En yüksek makam. Onun için cennetle müjdelenenler aşere-i mübeşşere denir onlara. Onlardan birisi Abdurrahman Avf. Efendim işte böyle zenginleri Allah sever. Şu camiyi yapanı Allah sevmez mi yahu? Kaç asırdır burada ne hocalar vaaz etti. Şimdi biz gibi çılık çırpık adamlara kaldı iş. Evet bu kitabı yazan adam burada vaaz etti beyefendi. Ben onun kitabını işte yarım yamalak size açıklamaya çalışıyorum. Öyle bir cami var. Bunun hepsinden onu yazıyorlar. O yaptı, biz konuşuyoruz, ötüyoruz. Sen de gelip namaz kılıyorsun. Senin gibi adetinden hep hisse alıyor. Zenginlik, böyle zenginleri yer, gök, melekler hepsi günahını affet ya Rabbi diye istiğfar ederler. Böyle cömert zengin ol. Cömert zengin ol demek istiyor. Böyle alim ol, öğrenci ol. Böyle dini öğren, ezbere Müslüman olma. Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? Hacca nasıl gidilir? Kuralı nedir? Kaba gürültü gidiyor oraya. Kabe'de oturuyor. Kabe'yi de tavaf edeceğine, Kur'an okuyacağına oturuyor. Amerikalı şey Clinton karısını bırakmış. Sekreteriyle gayri meşru ilişki kurmuş. Ulan senin ne işin var elin kavurunla lan? Sen buraya onun lafını etmeye mi geldin? Duyduğum için söylüyorum. Türkiye'de bilmem şu lider şöyle söyledi. Ulan burası siyaset yeri mi be adam? Haçlı'ya niye geldin sen? İbadete gelmedin mi? Ezbere hacı. Evet. Kabe-i Muazzama'da harem dairesinde
bir sevap işlerseniz 100.000 diyor peygamber. Ama orada bir günah işledin de 100.000 kaybediyorsun. İflas edip gelen çok orada. Kuraldan uymuyorsun, iflas ediyorsun arkadaş. Bileceksin, öğreneceksin. Yaşı maşı yok bu işin. Kim öğretti gideceksin onu dinleyeceksin. Kendi okuyamıyorsan öğreneceksin. İşte böyle öğrencileri de Rıza-i Bari için öğrenmek istiyor. Öğreten de Rıza-i Bari için öğretiyor. İse yer, gök, tüm melekler, her şey bunlar için istiğfar ederler. Onlar da insandır. Hatalar olabilir. Melekler, bütün yer, gök, her şey onların günahların affı için Allah'a yalvarırlar diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen de bu Efendimizin, ben de bunlardan birisi olalım. Birisi olmak için gayret edelim, gayret edelim. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları haber veriyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilmiş. Evet. Evet. El ilmü hayrun min kesiril ibade. İlim çok ibadetten hayırlıdır. Sabaha kadar teheccüd kıl. Secde etmesi bilmiyorsun. Secde, ayakları şimdi görüyorum ben, her zaman söylüyorum. Arakta, havada şaramanı oynuyor ayakları. Halbuki secdede ayakların ucunun yere değmesi lazım, secdenin kabul olması için. Çok kişi cuma namazında ya, eksik yazmak için değil, konuşmada söyleyeyim, uyarayım diye. Evet, bakıyorum adam cumaya gelmiş, şevk kazanmıyor ama secdeyken ayağı havada, bir kısmının ayağının tersini koyuyor yere secdede. Bu secdede geçersiz. İstediğin kadar cuma kıl, istediğin kadar namaz kıl. Kurallarına uymadın mı o namaz değil, cuma değil. Onun için ilim ibadetten önce gelir. İlim ibadetten önce. İbadeti nasıl yapacağını bilmeden işte boşuna kürek çekersin. Boşuna kürek çekersin. Bak o Çanakkale'deki şehitlere Allah melekler gönderdi, yardım etti. Bedir'deki gibi. Memdak'ta da bunu söylüyor, milli şairimiz. Böyle söyledi. Şehitliğin, evet ne diyor Peygamberimiz? Alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Burada yazıyor beyefendi. Okumak biliyorsan sana göstereyim. Alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Niye? Şehitliğin ne olduğunu kim öğretecek sana? Alim öğretecek tabii. Onun için babam rahmetli hiç asker almamışlar. Hoca demişler, sen bize köylerde vaaz et, asker gönder, anlat şehitliğin, askerliğin önemini. Sen, o daha önemli demişler. Onun için asker olamadım diye, almadılar diye yanarmış. Evet, bunu şimdi sanat tarihi hocamız, Allah rahmet eylesin, Ömer Kirezoğlu, o zaman Saraylar Müdürü, NATO Genel Sekreteri gelmiş buraya. Tarihi eserleri gezdiriyor. Biz de NATO üyesiyiz ya. Gelmiş, buraya getirmiş. Şu ne demiş? Demiş ki işte orada alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür diyor general. Sen amadırmış ama tak diye. Durup dururken alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür diyor deyince İngilizce tak selama durmuş herif. Muhteşem söz demiş. Öyle ya, askerliğin önemini alim öğretmese herif giderdi orada ölür mü? Şehit olmak ister mi? İlim ibadetten önce gelir. İlim olmazsa şehitliğin kıymetini bilmezsin. Namazın geçerli olmaz. Önce bileceksin. Haccın geçerli olmaz. Kazanacaksın, iflas eder gelirsin. Önce bileceksin kazanmak için. Bilmezsen boşa kürek çekersin. İlim ibadetten onun için önde gelir diyor güzel peygamberimiz. Bizde de bu yok şimdi. Evet. Biz kardeşlik görevimizi yapıyoruz. Kimse bize kızmasın. Sevdiğimiz için, hor gördüğümüz için değil. Evet. Ben şimdi dün Kırklareli'ndeydim. Çağırdılar, konuştum. Arkadaşın şeyinde oturuyoruz.
şöyle sokaktan geçenler yan gözden bakıyorum. Evet, %5 örtünen kadın, %95 tahmin geçenlere göre bir gözümle bakıyorum. %95 kadınların üstünde bir şey yok. Açmışlar. Bu kadın Müslüman. Adı Ayşe. Gavur değil. Evet. Çanakkale şehitlerini ziyarete gittik. Minnet borcumuz var onların bizim. Orada onlar şehit olmasa ben burada konuşamam. Sen burada dinleyemezdin. Onca her sene gidiyorum. Öğrencilerimizi de götürüyoruz. Gelmiş kadınların üstü hep açık. Şurada bir ip. Üstü açık. Mini mini bir etek giymiş. Bir de Fatih okuyor orada. Şimdi bu kadın Müslüman olmasa buraya okumaz. Şehide gelmez. İyi niyetli belli. Ama şu kılığı da hiç Müslüman'la uymuyor. Evet. İlim olmadı mı boşa kürek çekersin. Evet. Hayızlı kadın Fatih okuyamaz arkadaş. O kadından hepsi örtünmeyi bilmeyen adam hayızı nereden bilsin yahu? Gelenden çoğu böyle %80'i çıplak. Ama şehide gelip okuyor orada. Dinde böyle bir şey yok. Kadının açılması haram arkadaş. 1936'da devletin bastırdığı tefsire bakın. Devlet tefsiridir. Hak dini, Kur'an dili. Yazır, Elmal Yazır Hoca'nın tefsiri devlet bastırmıştır. Meclis kararıyla bastırılmıştır. O tefsire bakınız, bana inanmayın. Kadınların yüzü, eli, ayağı hariç yabancı erkeklere görünemez, haramdır. Allah'ın ayeti bu yahu, bu benim kanaatim değil. Oraya bakın diyorum. Ama gelmiş kadın bunu bilmiyor. Fatiha okuyor. O Fatiha'dan kazandığını, 10 mislini kaybediyor. Evet, abdestsiz orada Fatiha okunur mu? Çıplak öyle gelinir Fatiha okunur mu? Bilgi yok şimdi, bizde bilgi yok. Sokağa çık, kadınlar çırılçıplak. Ben kafir demiyorum. Ama örtünen yok ya. Allah'ın emri bu kardeşim. Müslümansan kadın açınamaz. Allah'ın emri bu ya. Benim emrim, kanaatim değil. Ben kardeşlik görüm yapıyorum, duyuruyorum. Karar günü sen vereceksin ama bir şeyler kazanacaksan işte ilim bunu diyor. Bak önce ilim. İlim olmazsa ibadet havaya, civaya gider. Evet. Bu iş böyle. Çarkıcı gar gelmiş benim yanıma. Çırılçıplak. Ben namaz kılıyorum. Başka hocalara gitmiş. Ah demişler cehennem kütüğü. Bu da yanlış. Kimin cehenneme gireceğini ben bilmem ya. Allah bilir değil mi? Hakim mutlak o. Ben dedi namaz kılıyorum dedi. Namazım geçerli mi? Böyle mi namaz kılıyorsun dedim. Yok dedi. Namaz kılarken de beyaz örtü örtünürüm dedi. Şeyim var dedi. Mantom var dedi. Bir de dedi, çorap giyerim dedi. Öyle namaz kılıyorum. Tamam dedim. Namaz kılıyorum dedim. Bu yazıyor. Öyle namaz kılıyorum. Bu yazıyor. Sağdaki sevapları yazıyor. Benim yanıma böyle çırılçıplak geliyorum. Bu yazıyor. Soldaki. Gözümü yumduğum zaman dedim. Artılarla eksiler dedim hesap edilecek. Artıların çoksa dedim ne mutlu sana. Ama dedim eksilerin çoksa dedim vah sana. Başladı ağlamaya kadın, şarkıcı kadın. İmanı var bak, itiraz etmiyor. Öteki hoca cehennem kütüğü. Öyle deme hocam ya. Doğrusu da bu ya, bu benim değil ki. İman etmiş, inkar etmeyen adam mümindir. Ama kayıp meselesi bu. Kazanma kayıp meselesi. İnanıyorsun ama dedim böyle kaybediyorsun. Şimdi ben de o şeyde gelmiş kazanayım diyor ama böyle diyor kitap. Ben aracıyım. Çıplak kadın Fatih okusa faizli olur mu ya? Faizli kadın Fatih okuyamaz ya. İlim bunu söylüyor. Onun için ilim ibadetten önce gelir. Öğrenmeden bir şey kazanamazsınız. Efendimiz onu söylüyor. Evet öyle söylüyor. El ilmi, kalilul ilmi, az ilim, hayrun min kesiril ibade. Çok ibadetten daha hayırlıdır. Bak inanıyorum hiç faydasız demiyorum. Faydası yok demiyorum. Ama artıları eksi hesap edilecek. Elinde ne kalacak? Zararda çıkarsın. Ne güzel. Evet efendim.
selasetün la yemesühümün naru. Evet. Üç hanıma ve pardon, üç kişiye ateş değmez. Ateş yakmaz. Kim onlar? Evet. Bir, el mer'atul muti'atu li zevciha. Kocasına itaat eden kadını ateş yakmaz. Bir şey söylüyor, on cevap veriyor. Her gün kavga. Öyle değil. Kocanı dinle yavrum. Rakı getirirse dinleme. Tamam. Çırılçıplak çıkacaksın sokağa ama dinleme. Allah'ın emri önce gelir. Böyle demiyor adam. İtiraz etme. Kocasına itaat eden kadına ateş değmez. Ateş yakmaz. Evet. Namaz kılmayacaksın, dinlemeyeceksin. Namazların farzını Allah emretti. Ha, gece kalkıp teheccüd kılacağım ben, tesbih edeceğim. Uyuyor, uyuyor. Kocasının izine tabi. Nafileyi kocası izin verirse kılabilir. Gel yanıma yatacaksın, yatacaksın. Onun hakkı o. Ama namaz bırak, geldi. Yok, namazı bırakamaz. Farzı kılacak, o Allah'ın emri. Nafile fazladan teşvik edilmiş, mecbur tutulmamış ibadetleri kocasının izine tabi. Evet, şimdi ben ayda bir denize gidiyorum. Denize uçak yok o zaman. İzmir'den alıyorlar beni uçaktan. Alan belli. Bir gün baktım Mercedes. Beyefendi gelmiş. Buyur hocam. Bugün ben alacağım. Mercedes binmek reddedilir mi? Yok. Bindik neyse geliyoruz. Hayrola dedim. Hocam senden Allah razı olsun. Hayrola dedim beyefendi. Tanımıyor mu adamı yahu? Boğazımda demişim ki işte bunu söyle. Benim değil ki bu ya. İşte kitaptan okuyorum. Burada da okuyorum. Sabaha kadar ibadet yapamaz kadın. Kocası izin verirse yapabilir. Farz namazlara engel olamaz. Ama nafile namazı oldu mu kocasını memnun etmek, tatmin etmek ondan üstündür. Kürsüde bunu söyleyeyim. Kocam benim diyor hanım birisine takılmış bir hocaya. Akşama kadar onun evinde ona hizmet ediyor. Sabaha kadar da yatakta karı arıyorum, bulamıyorum ya. İkinci evlilik de yapamıyorum. Oğlum kızım büyük. Ben işte gördüğün gibi daha iyi, gencim. Yanlış işler de yapmak istemiyorum hocam. Zenginim ben. Sen ne güzel söyledin hocam. Ama o ne diyormuş? Uçmak için uçuracak onu. Bana hizmet edeceksiniz. Sabah kadar da namaz kılacaksınız. Ula kocası var herifin ya. Şeriatın emri bu ya. Bunu sana söyledim hocam diyor. Onun için seni almaya geldim ben diyor. Bu benim kanaatim değil bu. Dinin kanaatı bu. Her şeyin bir ilmi var diye beyefendi. İlimsiz olursa işte böyle yanlış şeyler yapıyor adamı. Gene böyle ta Sivas'tan gencecik herifi almış bir hoca. Üç çocuğu var. Genç adam. Ben seni uçuracağım filan diye. İyi dedim. Hiç gelmiyor evine. Üç çocuk ne yiyor içiyor hiç. Yok. Ne yapayım? Mahalleli besliyor çocukları hocam dedim. Ula haram lan. Dilencilik haram be. Sen çoluk çocuğun nafakasını sağlamak farz sana ya. Senin gece nafile kılmak farz değil. Nafile iş yapacağım diye. Bak hocanın sakatlığına bak. İlim yok. Sapıtıyor. O çocukları mahalleli besliyormuş. Maalesef. İlim olmayınca her sahada yıkım var. Zarar var, kayıp var. Her sahada ilim önce gelir. Şimdi evet efendim. Ateşin değmediği kadın hayır ben örtülmeyeceğim diyor. Örtüneceksin hanımefendi. Kocasının hakkı, kocan hakkı var. Namaz kılmayacaksın diyor. Kılacaksın hanımefendi. Ve mur ehleke bis salati. Allah'ın Kur'an'da ayet. Karına kızına emret. Namaz kıl de diyor. Emir veriyor erkeğe. Allah söylüyor bunu ya. Allah emrediyor. Ama ilahi profesör çıkıyor. Duydum ya televizyonda. Bizim evde demokrasi vardır. Ben karıma namaz kıl demem. Hayvan. Ve mur ehleke bis salati. Allah'ın ayeti yahu. Demokrasi yok diyor. Namaz kılacaksın karına. Kızına namaz kıl diyeceksin diyor Allah.
Ama bugün ilahiyat profesörü de böyle söylüyor. Bizim evde demokrasi vardır. Birisi yılır mı ya? İşte böyle namaz kıl dediği zaman bulunacağım demiyor kadın. Peki. Oruç tut. Peki. Örtün. Peki. Muti kadın. Kocasına muti kadın. Dinimize uygun emirlerde kocasını emirti kadın, ateş değmez ona diyor. Ateş değmez. Ateş yakmaz o kadını. Allah'ın emirlerine uygun emir veriyor. O ateş değmez onu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim. Maalesef bunlar vel veledül ber bi valideyhi. Anacığım, anacığım, anacığım acı dert dönüyor. Gelmiş, tahsil etmiş, doktor çıkmış, mühendis çıkmış, müdür olmuş, amir olmuş. Anası köylü kadın. Çok var böyle. Bırak hocam ya. Konuşmasını bile bilmiyor ya. Bırak ya hocam ya. Öyle diyenleri de biliyoruz. Bunun işi yandı. Ula senin anan olayım bu. Senin anan öyle demiyor. Anacığım, anacığım. Anacığım, anacığım. Pır pır deniyor. Aha bu velet, bu çocuğu da ateş yakmaz. Anasını inkar etmiyor. Ben müdür oldum, profesör oldum demiyor. Cahil yavvi, kelime konuşmayı bilmiyor demiyor. Pır pır deniyor anasına. Aha bu çocuğu ateş yakmaz. Kadın erkek. Evet, çoğuma çok var. Bırak ya hocam ya. Öyle denir mi ya? Allah öyle duruma düşürmesin insanı. El veledül bar bi valideyhi. Anasını babasını böyle iyilik yapan çocuğu ateş yakmaz. İhtiyaçsın. Vel meratü sabura ala gayreti zevcihe. Adam karısını çok seviyor. Hiçbir ezzet yok ama karısını çok sevdiği için çok kıskanıyor. Fazla kıskanmak iyi değil ama kıskanmak iyidir arkadaş. Karısını kıskanmayan adama Peygamber söylüyor, ben değil, Cevat Hoca söyledi demeyin. Deyyus diyor Peygamberimiz. Karısını kıskanmayan herife deyyus denir. Deyyus cehennem kokusu, cehennem kütüğüdür. Cennet kokusu bile koklayamaz diyor. Yani karısını veriyor elin kucağına, dans ediyor, bilmem ne diyor. Siz ona ne diyorsunuz? Boynuzlu diyorsunuz değil mi? Dinde hiç yeri yoktur. Ama Avrupalılar bize bunları getirdiler. Onlarda namus plan filan bir mesele yok. Bizim namus duygumuz ayrı. Biz Müslümanız. Evet, Müslümanın sınırlarını çiğneyemeyiz. Peygamber onu söylüyor bak. Evet efendim. Böylece kocayı dans teklif etmiş. Müdürsün, bakansın, milletvekilsin. Gelmiş birisi yüksek rütbedesin ya. Hanımefendi müsaade edersin bir dans edelim. Olmaz dedin. Hakkın lan senin karın o. Kadın da koca, kusura bakma ben beyimin şeyini kıramam dediniz. Kocasının gayretine, kıskançlığına sabır eden kadını da ateş yakmaz diyor. Sabır edecek. Bazı aşırı olabilir ama sabır edecek kadın. Çünkü karısını koruyor ya Allah Allah. Evet. Vel meratu sabura ala gayreti zevcihe. Kocasının gayretine, kıskançlığına sabreden kadını da hır çıkarmaz, kavga etmez. Memnuniyetle karşılar. Böyle kadın, sabırlı kadına da ateş değmez diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet. Tabii zinadan, başka şeylerden, değil mi işte mesela açık gezdirmek istemiyor. Benim karımın güzelliği bana ait diyor. Doğru, şeriatta böyledir. Evde karın kocan önünde çıplak gez. Caiz. Ama elin heriflerinin önünde yüz, el, ayak hariç kimseye gösteremezsin. Dinin emri bu. Adam da kızıyor. Başını açtığı zaman veya kolunu açtığı zaman. Kıskanıyor karısını. Helal olsun sana. Dinin emrini yapıyorsun. Bundan rahatsız olma hanımefendi. Kocan bu kıskançlığına sabredersen ateş yapmaz. Çünkü dine uygun bir kıskançlık bu. Sabredeceksin ona. Evet her şeyden bir şey ama sabredersen ateş yakmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Abdullah İbni Abbas'tan bu hadis-i şerifte bize şey edilmiş. Evet efendim. Cenab-ı Hak cümlemizi kamil iman sahibi, güzel ahlak sahibi, Efendimizin bu nur sözlerini kendine rehber edinen, başkalarını öğreten, iki canlı yüzü ak çıkan müminlerden eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahmanirrahim. Kıbtın yakına uygulayacak. Kılıçdaroğlu. Cana sıra. Müstakim sıra. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Birer elem neşrah leki şerif. Ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ الخلق ورفعنا سبحان الله سبحان الله 13'er İhlas-ı Şerif mal Besmele-i Şerif ya Bismillah kul huvallahu ahad Bismillah kul huvallahu ahad Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله Amin. Subhan rabbil aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süver-i celili, ayet-i kerimeyi kabul eyle. Amin. Hasıl olan ve indirilen Kur'an azimüşşan hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhisselavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmaîn efendilerimizin ervah-ı kudsiyelerine, bil cümle ahirete itihar eden mümin minatın ervahına, hasreten kendisinin eserinden yararlandığımız, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz, başta Gümüşhane Ahmet Ziyaddin Hazretleri olmak üzere üstadlarımızın, meşah efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına hediye edip vasıl eyle. Amin. Bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntıya katlanan, halen bu yolda aynı şeyleri yapan şühedanın, kuzatın ervahına,
garip müminlerin ervahına bu camileri, güzel eserleri, hayır esen diken ashab-ı hayatın ervahına hediye edip vasıl eyle. Amin. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenin yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımızı helalından bol, hayatı boyunca istikametül işe yaşayan sahih salih kullarından olmayı bize nasip eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ramazan-ı Şerif'i bize yetiştir. İman, İslam, ahlak üzere, afiyet üzere güzel bir Ramazan geçirerek günahlarından temizlenmeyi bize nasip eyle. Amin. El-Fatiha.